Malum hemşerimiz, Yomralı hemşerimiz Sayın Koray Aydın İYİ Parti Genel Başkanı'nın adaylığını açıkladı ve Türkiye'de Sayın Bakanımızın adaylığını açıkladıktan sonra en hızlı destek açıklamasını yapan hem belediye başkanlarından hem partililerden birisi oldum. Ve bu kurultay sürecinde kendisinin yanında yer aldık ve desteğimizi her türlü kendisine gösterdik. Gelinen süreçte kurultayda birinci turda çok yüksek bir oy oranıyla önde çıkmış olmamıza rağmen kurultayda seçimi Sayın Bakanımız kaybetmiştir. Seçimlerde neticede partilerin kurultaylarında kazanmak veya kaybetmek vardır. Bu gayet normal bir durumdur. Buna da aday olunduğu zaman herkes hazırdır. Bizler de hazırdık. Bu seçim kaybedilebilirdi veya kazanılabilirdi. Ve gelinen noktada bugün itibariyle İYİ Parti'de bulunmuş olduğum İYİ Parti mensubu olmaktan, üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Partinin son bir yıl içerisindeki sürdürmüş olduğu politikanın yanlış olduğunu, Anadolu'da taşra teşkilatlarında bu politikanın bir karşılığı olmadığını ve gün geçtikçe oy oranımızın azaldığına dair sert bir biçimde bütün eleştirilerimi partideki yöneticilik yapan arkadaşlarıma ilettim. Ve günün sonunda bu parti 31 Mart tarihinde 4.3.77'lik bir oy oranıyla bir başarısızlığa uğradı ve olağanüstü kurultay karar aldı. Bu olağanüstü kurultayda genel başkanımız ben partide tekrar aday olmayacağım dedi. Ancak Sayın Genel Başkanımızı bu süreçte partinin bu kararları almasında etkili olan birçok arkadaşımız, genel idare kurulu üyesi, genel başkan yardımcısı gibi partide üst düzey görev yapan arkadaşlarımızın hepsi bugün partide yeniden genel idare kurulu üyesi olarak partiye seçilmiş ve partide devam kararı almışlardır. Genel idare kurulunda yapılan oylamalarda partinin çoğunluk olarak burada Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğine, ittifaka veya herhangi bir siyasi partiyle işbirliğine, ittifaka kesinlikle karşı çıkıp hür ve müstakil olarak seçime girilmesi tezini savunan arkadaşlarımızın tamamı da şu anda baktığımız zaman genel idare kurulunda veya parti yönetiminde veya yeni seçilen genel başkanımızın yanında durmaktadırlar. Bu şunu taşıyor. Yine bütün bu olumsuzlukların tamamını genel başkana yüklediler. Genel başkan salonda ben bu olumsuzlukları katlanıyorum, alıyorum üstüme dedi gitti. Ve geriye kalan arkadaşlarımızın hiçbir tanesinin bu başarısızlıklarda bir katkısı olmamış gibi partiyi yeniden aynı kişilerle, aynı yöntemlerle partiyi iktidara taşıyacaklarına dair bir yöntem belirlediklerini belirtmiş olmaları bizim bu partide bundan sonra başarı olacağına olan inancımızı kaybetmiştir. Şimdi bir bağımsız belediye başkanı olarak tekrar ilçemize hizmet etmenin yollarını arayacağız. Artık bağımsız bir belediye başkanı olarak daha çok kuruma rahatlıkla girebileceğimiz veya daha çok kurumla iletişim kurabileceğimiz rahatlığı oluştuğu için ilçemizin ihtiyaçlarını daha rahatlıkla karşılayabileceğimizi düşünüyoruz.